Kan oturmuş gözleri acıyı, yokluğu ve ölümü gördü. Cepheden cepheye kıyameti, yeryüzündeki cehennemi gördü. Allahu Ekber dağlarında donanları, Sina çöllerinde yananları, Çanakkale'de toprağa düşenleri gördü. Esirdi, yaralıydı. Esaret, yokluk demekti. Artık özgürlüğü yoktu. Onun için hayatta kalmak, ölmekten daha zordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleriydi. 600 yıllık hükümranlık artık mazide kalmıştı. İmparatorluk son ve en büyük savaşına hazırlanıyordu. Ordu son 40 yılını cephede geçirmişti. Yorgundu. Bir zamanlar Viyana kapılarından Arap Yarımadası'na kadar uzanan imparatorluk, her yerde toprak ve asker kaybetmişti. Mali açıdan iflas eden Osmanlı İmparatorluğu, siyasi çekişmeler sonucu büsbütün kaosa sürüklenmişti ve çökmenin eşiğindeydi. Bu şartlar altındaki Osmanlı İmparatorluğu, kendisini Birinci Dünya Savaşı'nın ateşinde buldu. İktidardaki İttihat ve Terakki Partisi, savaşın ilk günlerinde tarafsız kalmayı tercih etti. Fakat bir yandan da müttefik arayışı içindeydi. İngiltere ve Fransa'nın sırt çevirdiği Osmanlı İmparatorluğu, başkumandan vekili Enver Paşa'nın da etkisiyle Almanya'ya yakınlaştı. Artık saflar belli olmuştu. Birinci Dünya Savaşı başladığında ne Osmanlı Devleti, ne siviller, ne askerler hiçbir anlamda böyle büyük çapta bir çatışmaya hazırlıklı değildi. Ülkenin maddi kaynakları son derece yetersizdi. Ordunun silah mühimmat gücü son derece yetersizdi. Moraller bozuktu. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nın giden yolda Osmanlı Devleti hiçbir alanda, hiçbir açıdan böyle bir savaşa hazır değildi. İlk cephe doğuda Ruslara karşı açıldı. Osmanlı donanması 1914 Ekim'in son günlerinde Karadeniz'de Rus limanlarını bombaladı.
2 Kasım 1914'te Osmanlı'ya savaş ilan eden Rusya, Doğu Anadolu'yu işgal etmek için harekete geçti. Rus birliklerinin ileri harekatı Köprüköy ve Azap muharebelerinde durduruldu. Türk birlikleri bu çatışmalarda bir kısmı esir olmak üzere 7000 zayiat verdi. Bu savaşlarda verilmiş esirler var. Bu harp ceridelerinde bunların dökümleri vardır. Yani günlük tutulan birlik kayıtlarında esir veya gayip şeklinde geçen kayıtlar vardır. Şimdi bunların akıbeti konusunda bu ilk muharebelerde çok fazla bilgi sahibi değiliz. ...1914 yılı biterken Enver Paşa gözünü doğuya dikmişti. Hem Rusları işgal ettikleri topraklardan atmak, hem de Türkleri birleştirmek adına büyük hayalleri vardı. Birinci Dünya Savaşı içerisinde Osmanlı Devleti'nin yer alması bir Osmanlı stratejisinden önce ya da öncelikle bir Alman stratejisinin gereği. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı cephelerinin nihai takdir konumunda da o Alman stratejisinin müessir olduğu bilinen bir gerçek. Sarıkamış'ta Enver Paşa'nın müdahil olduğunu da biliyoruz. Sarıkamış Harekatı'nda Almanların stratejisiyle beraber Türkistan'la Anadolu'nun irtibatını kurup Rusları belki daha zor durumda bırakarak yeni bir cephede onları meşgul etmek söz konusu. Osmanlı ordusu 1914 yılının Aralık ayında Allahu Ekber dağlarındaydı. Hedef, o zamanlar Rusların elinde bulunan Sarıkamış'ı almak ve Rusları kuşatmaktı. Ancak Doğu Anadolu o yıl en sert kışlarından birini yaşıyordu ve Türk askeri donanımsızdı. 22 Aralık 1914'te başlayan Sarıkamış Harekatı 14 Ocak 1915'e kadar sürdü. Ancak sonuç tam bir hüsrandı. Binlerce asker donarak öldü. Sarıkamış Harekatı'na katılan Osmanlı birliklerinin toplam zayiatı 15 bine esir olmak üzere 75 bindi. Sarıkamış bozgunundan sonra ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, adım adım Doğu Anadolu ve Karadeniz şehirlerini işgal etmeye başladı. 16 Şubat 1916'da Erzurum, 3 Mart'ta Bitlis düştü. Ruslar 8 Mart'ta Rize'yi, 19 Nisan'da da Trabzon'u ele geçirdi. Rusları Erzurum'da durduramadıktan sonra neredeyse ellerini kollarını sallaya sallaya sıcak denizlere inebilecek bir pozisyonda geliyor Ruslar. Çok sayıda esir aldıklarını biliyoruz Doğu cephesinde, yani Kafkas cephesinde. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk ve Rus askerlerinin çarpıştığı bir başka bölge ise Avrupa'daki Galicia cephesiydi. 1916 yılından itibaren bu cephede muharebelere katılan Türk birlikleri 10 bin civarında askerini Ruslara esir verdi. Birinci Dünya Savaşı boyunca Doğu Anadolu ve Galicia'daki muharebelerde yaklaşık 65 bin Türk askeri Ruslara esir düştü. Yusuf Akçura Bey, eski milliyetçilerimizden Osmanlı temsilcisi olarak savaşın sonunda Rusya'ya gidiyor. Kendi tahminine göre 60 ile 70 bin arasında Osmanlı esirinin bulunduğunu söylüyor Rusya'da o zamanda. Rus kaynakları tam iç savaş zamanında, yani Bolşevik ihtilalinden sonra bu rakamın 60-65 belki 70 bin civarında. Yani rakamlar birbirini tutuyor. Ruslara esir düşen Türk askerleri kamplara götürülüşleri sırasında büyük sıkıntılar çekti.
perişan durumdaki esirler önce Rus hatlarının gerilerine kadar yürütülüyor, burada Rus subaylar tarafından sorgulandıktan sonra trenlere bindiriliyordu. Eğer Kafkas cephesinde, yani Erzurum civarlarında 3. Ordu'nun savaştıkları yerlerde esir oldularsa, genellikle bu Aralık-Ocak aylarında, Aralık 1914'te 1915 Ocak aylarında, tam kışın ortası. Subayların tabii botları, şunları bunları var. Fakat askerlerin, yani aslında yalın ayak yürüyerek karlar üzerinde, buz üzerinde trenlere bindirildikleri ve bu trenler Ruslar Tepulüşki diyorlar. Bunlar aslında yani yük taşımak için yapılmış vagonlar, insanlar için değil genellikle. Savaşın ilk dönemlerinde gelişi güzel yapılan sevkiyatlar, esirler arasında bulaşıcı hastalıkların yayılmasına ve ölümlere yol açtı. Ruslar, salgın tehdidi nedeniyle sevkiyatlardan önce karantina uygulamaya başladı. Bu amaçla esirler için bazı karantina merkezleri ve toplama kampları oluşturuldu. Sarıkamış'ta Hamamlı'yı ve Gümrü yolu üzerinde Satılmış Gedik adlı köyü karantina merkezi yaparak 21 günlük karantinadan sonra sevke karar veriyorlar. Bu karantina merkezlerinde pek çok Osmanlı askerinin, Türk askerinin çok kötü şartlarda öldüğünü biliyoruz. Esirler için Hazar Denizi'nde Bakü'nün birkaç kilometre açığındaki Nargin Adası'nda da toplama kampı oluşturuldu. Esirlerin bir bölümü 1915 yazından itibaren teknelerle bu adaya taşındı. Nargin Adası aslında bir esir kampı olarak açılmamıştı. Nargin Adası bir istasyon kampıydı. Yani Ruslar Doğu cephesinden esir aldıkları Türkleri önce Nargin Adası'nda tutacaklardı. Nargin Adası'ndan da işte hangi kampa götürmeye karar verirlerse o kamplara sevk edeceklerdi. Bunu büyük oranda da yapmışlardır. Ama 1914'ten 1918'in 15 Eylül'üne kadar, yani Türk ordusunun, Kafkas İslam ordusunun Bakü'ye girişine kadar Nargin Adası'nda Türk esirleri kalmaya devam ettiler. Nargin'deki kampta Alman, Avusturyalı, Macar ve Bulgar esirler de vardı. Ancak en kalabalık grubu Türkler oluşturuyordu. Hiçbir su kaynağı ve bitki örtüsü olmayan adaya Yılan Adası adı verilmişti. Çileli ve mahrumiyet içindeki esaret günlerinde Türk esirlerin Nargin'e taktıkları isimse Cehennem Adası'ydı. Esir barakaları köhne binalar ve haşeratla doluydu. Esirlerin çoğu samanşiltelerde, kuru tahta üzerinde ya da yerde uyuyordu. Balık istifi barakalarda son derece sağlıksız koşullarda kalan esirler arasında ölüm oranı yüksekti. Nargin Adası insanların yaşayabileceği bir yer değildi. Yılanların, çıyanların olduğu, aşağıya merdivenlerle inilen kuyu biçiminde açılmış bir kamptı. Ve burada yastık verilmiyordu, yatak verilmiyordu, yorgan verilmiyordu. Çok güç şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalıştılar. Hatta büyük bir kısmı da sürdüremedi. Toplama kamplarının zor şartlarında hayatta kalmayı başarabilen esirler, trenlerle Avrupa Rusyası veya Sibirya'daki esir kamplarına gönderiliyordu. Avrupa Rusyası'ndaki esirler, genellikle en azından Osmanlı esirleri, ufak kasabalara, ufak şehirlere gönderiliyor. Burada mesela büyük binalarda, yani villa tipi evlere yerleştirilmiş, mesela 30-40 kişinin kalabileceği veya 50-60 kişinin kalabileceği açık binalara, yani o zamanki Rusya hükümetinin el koyup burada buraya esir yerleştireceğiz dedikleri binalarda hayatlarını sürdürüyor.
Avrupa Rusyası'na götürülen Türk esirleri, Volga'nın bir kolu olan Vetluga Irmağı'nın çevresinde kurulmuş kasabalarda kalıyordu. Irmak'la aynı adı taşıyan Vetluga kasabası, Moskova'ya 650 kilometre uzaklıktaydı. Ekim 1916'da Vetluga kasabasında 100'e yakın Türk savaş esiri vardı. Yedek subay Faik, Mehmet Asaf, Ahmet Şükrü ve diğerleri. Esir sayısı artınca Rus hükümeti kamp sisteminin yanı sıra sivillerin evlerini kiralayarak esirlerin iskanında kullanmaya başlamıştı. Vetluga'daki Türk esirlerin büyük bölümü Domçirkina, yani Çirkin'in evi adı verilen bir binada tutuluyordu. İçerisi kalabalık ve havasızdı. Muhafızsız dışarı çıkmak yasaktı. Savaş yıllarındaki birçok yer gibi Vetluga'daki başlıca problem gıdaydı. Bu durumlar en çok esirler etkileniyordu. Türk esirlerin kaldığı bir başka kasabaysa Varnavin'di. Vetluga Irmağı kıyısındaki bu küçük kasabada savaş yıllarında 1000 kişi yaşıyordu. Varnavin еще был известен вообще в России как местом ссылок. Здесь была достаточно крупная по уездным меркам тюрьма, где отбывали как бы срок, в том числе как бы многие иноземцы. Это поляки, Чехи, Словаки, в том числе и турки. Varnavin kasabasında da 100'e yakın Türk savaş esiri vardı. Üzerlerinde Türk ordusunun üniformasını taşıyan esirler, gözetimci bir Rus erinin eşliğinde kasabada dolaşabiliyordu. Varnavin'deki Türk esirleri için en büyük sorun kışın dayanılmaz soğuğuydu. Varnavin'in dondurucu iklimine ayak uyduramayan esirlerden Binbaşı Hakkı Bey, Teğmen Gani Bey ve Teğmen Ali Sami Bey yakalandıkları hastalıklar sonucu hayatlarını kaybetmişti. Bu üç Türk subayı arkadaşları tarafından kasaba kilisesinin bahçesine gömülmüştü. Bugün kilisenin bahçesinde bu askerlerin mezarlarından herhangi bir iz bulunmuyor. Soğuk Varnavin günlerinde her esir kendisine bir meşgale bulmuştu. Esirlerden Teğmen Mehmet Arif Bey ve Yüzbaşı Hilmi Bey resme düşkündü. Yüzbaşı Hilmi Bey'in yaptığı tablolardan biri bugün kasaba müzesinde bulunuyor. Esir Türk ressamların yaptığı tablolardan biri de kasabanın en yaşlılarından olan Vladimir Aleksandriyeviç'in evinde bulunuyor. 100 yaşına merdiven dayayan Aleksandriyeviç'in çocukluğuna dair anılarında Türk esirleri de var. Один пленный видеохудожник. Какое отношение имел к нашей семье? Нарисовал картину, которая до сих пор у нас находится как реликвия. Но турки пленные, поскольку даже такие взаимоотношения были довольно хорошие, так как не каждый может. Короче говоря, туркам здесь жилось неплохо. Ruslar, esir aldıkları Türk askerlerin büyük bölümünü trenlerle Trans-Sibirya hattı boyunca kurulan esir kamplarına götürdü. Tepluşki adı verilen vagonların her biri kapasitelerinin iki katı dolduruluyordu. Aylar süren bu sevkiyatlar adeta ölüme yolculuktu. Tepluşkilerde, yani tren vagonlarında dışarıdan kilitleniyor. Öldükleri zaman vagon bir dahaki sefer açılana kadar dışarıdan, hani askerler ölmüş arkadaşları, şehit olmuş arkadaşları yanlarında Sibirya'ya doğru yolculuk yapıyorlar. Sibirya'nın bir kısmında mesela iki vagon çekiliyor bir kenara. Sonradan gelen bir trenle başka bir yere gönderilecek şeklinde bir plan var ortada. Fakat birisi unutuyor.
Burada mesela iki vagonda 200 civarında asker donarak ölüyor. Yani burada daha kampa gitmeden ölmüş askerler var. Cepheye gönderilen Rus askerlerinin boşalttığı Sibirya'daki kışlalar savaş esirleriyle doldurulmuştu. Bu kamplar Omsk'tan Krasnoyarsk ve Rusya'nın doğusundaki Vladivostok'a kadar uzanıyordu. Rusya'nın doğu kapısı sayılan Vladivostok'ta bile esirimiz olduğu düşünülürse, yani Türkiye'ye neredeyse 10 bin, 12 bin kilometre uzaklıkta bir esir düşünün. Böyle demir yolu güzergahlarında serpiştirilen küçük küçük yerlere esirlerimiz vardır. Bazıları askeri şehirciklere, yani Rus ordusu şeyde olduğu için, cephede olduğu için onların boşalttığı kışlalara yerleştirilmiş. Bir kısmı seyahat sırasında trenlerde ölmüş, trenden atılmış. Krasnoyarsk, Orta Sibirya'da, Yenisey Irmağı'nın kenarında kurulmuş bir şehirdi. Günümüzde Moskova'dan 3 günlük mesafede olan şehre trenle ulaşmak savaş yıllarında haftalar sürüyordu. Esirlerin büyük bölümü kampa ulaşamadan yollarda yaşamını yitiriyordu. Krasnoyarsk'taki kamp şehir merkezine birkaç kilometre mesafede bulunan Voyenny Gorodok adı verilen askeri bölgede kurulmuştu. Kampta şanslı olanlar tuğla veya tahta barakalarda, şanssız olanlarsa ahırlarda ve topçu depolarında barınıyordu. Условия содержания были довольно сложные. Но представьте себе, что город уже сидел на чай, сахар, уже система, карточная система, еще к нам прибывает несколько тысяч человек. Поэтому отводился определенный рацион, который явно был недостаточен для взрослых, крепких мужчин. И приходилось некоторым военнопленным подрабатывать. Были даже организованы мастерские, в которых вот делались разного рода подделки, часы, какие-то изделия из дерева. Очень большим спросом пользовались коробочки, шкатулочки разрисованные, потому что оказался очень контингент образованный. Хикая вар, месела. 13 эсир, бир кап, не дим, ян, бир таз чорбадан, чорба ичуялар. Херкез айни кашу кулланио. 13 киши бирден. Böyle hikayeler de var tabii. Bazen esirler var, subaylar bunlar ya, yani, erler bile değil. 3 kilo un alıyorlar Rus köylüsünden. Unu kavuruyorlar, her sabah un çorbası yapıp içiyorlar. Bu kahvaltı yerine geçiyor. Kamplardaki aşırı kalabalık ve sağlıksız ortam esirler arasında hastalıklara yol açmıştı. Ve bu nedenle binlerce esir hastalık sonucu hayatını kaybetti. И очень серьёзное опасение вызывали эпидемические заболевания, потому что война всегда влечёт за собой эпидемии, тиф и разные заболевания. Смертность в военном городке была довольно большая. По нашей прессе следует, что в самом начале присылки сюда пленных к нам было отправлено 50 турецких офицеров. Сведения таковы, что большинство из них, не выдержав сибирских морозов, буквально сгорало. 30 градусов, 35, доходящие до 40 градусов температуры Сибири, не подходила не только для турок, она не подходила и для европейских военнопленных. И вот очень часто можно было в городе увидеть человека, закутанного в какую-то шинелишку, ботинки. А вы знаете, сибиряки очень добрый народ. Düşünün ki Sibirya'da esir kamplarında yakacak yok, yiyecek yok. Herkes kendi başının çaresine bakmış bir vaziyette. Hele 1917'den sonra büyük bir otorite boşluğu olmuş. Otorite yok, esirlerle ilgilenen yok, halkla ilgilenen yok. Tifüs çok insanı öldürüyor Krasnoyarsk'ta ve diğer kamplarda da böyle oluyor. Orada 450 civarında mesela Osmanlı subayı var Krasnoyarsk'ta. Bunların 30 civarında, ki bazen bu numaralar değişiyor, bir kısmı tifüsten ölüyor. Osmanlı subayları genel olarak %20 ile 25 arasında bir ölüm oranı veriyorlar. Yani esir olunduktan sonra.
Krasnoyarsk'ta esirlerin tutulduğu binalar bugün hala varlığını koruyor ve askeri kışla olarak kullanılıyor. Kampta hayatını kaybeden askerler, kampın yakınında bulunan şehir mezarlığında yatıyor. Krasnoyarsk'ta ölen Türk savaş esirlerinin mezarları ise, savaştan sonraki yıllarda tahrip edildiğinden günümüze ulaşmayı başaramamış. Bu askerlerin anısını yaşatan tek şey, kampta ölen askerler için yaptırılan anıt. Ne yazık ki anıtın bir yüzünde bulunan Osmanlıca yazı ise silinmeye yüz tutmuş. Krasnoyarsk Müzesi'nde 1. Dünya Savaşı esirleriyle ilgili özel bir köşe var. Bu bölümde yer alan tahta bir plakada yüzlerce askerin esaret günleri anısına attıkları imzalar bulunuyor. Bunlar arasında ondan fazla Türk askerinin imzası da var. Miralay Hakkı, Binbaşı Ahmet Hamdi, Yüzbaşı Cemalettin, Yüzbaşı Mustafa, Mülazım-ı Sani Mehmet Arif ve diğerleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Anadolu'da Ruslarla çarpışmaya başladığı ilk günlerde bir başka cephede Irak topraklarında açıldı. İngilizler 23 Kasım 1914'te Basra'ya asker çıkardı ve Türk birlikleri İngilizlere ilk esirlerini bu bölgede verdi. İngilizler Bağdat'ı işgal etmek, Türklerse Basra'yı geri almak için savaşıyordu. 28 Eylül 1915'teki 1. Kutül Amare Savaşı'nı kaybeden Türk ordusu Bağdat'ın güneyine çekildi. Doğu cephesinden gelen askerlerle takviye edilen Türk birlikleri karşı taarruza geçti ve Aralık 1915'te İngilizleri Kutül Amare'de kuşattı. 4,5 ay süren kuşatma sonunda 14 bine yakın İngiliz askeri esir alındı. Türk ordusunun zayiatı ise büyük bölümü esir olmak üzere 10 bindi. Ancak Türk birlikleri Kutül Amare zaferinden sonra Irak cephesinde tutunamadı ve İngilizler 11 Mart 1917'de Bağdat'ı aldı. Türk ordusu Irak cephesinde İngilizlere 20 binden fazla askerini esir verdi. İngilizler Irak cephesinde esir aldıkları Türk askerlerini bir süre bölgedeki geçici kamplarda tutuyordu. Basra'da iki kamp oluşturulmuştu. Bunlardan biri gözlem kampı, diğeri ise salgın hastalıkları önlemek için kurulan karantina kampıydı. Esirler gözlem kampında 2 ile 4 hafta arasında kalıyordu. Karantina kampındakiler ise hastalıkları veya yaraları iyileşene kadar beklemek zorundaydı. Irak'taki bu esirler Hindistan ve Burma gibi uzak diyarlardaki kamplara gönderildi. Nasıl götürdüler? Bir müddet Irak'ta kamplar oluşturdular, esir kampları, Irak'ta geçici kamp. Buralarda tuttular, yaralı olanları tedavi etmeye özen gösterdiler. Hasta olanları yine tedavi etmeye özen gösterdiler ama bunları bırakmadılar. Yaralı da olsa, hasta da olsa, sağ da olsa, sağlam da olsa bunları topluca Umman Denizi'nden gemilerle Hindistan'a getirdiler. Gemilerden indirilen esirler trenlere doldurularak Hindistan içlerindeki kamplara götürülüyordu. Hindistan'da Sumerpur ve Bellary bölgelerinde esir kampı kurulmuştu.
10 binin üzerinde esirimiz vardır bu iki esir kampında ve bu iki esir kampına ilave olarak Avusturyalıların, Bulgarların ve Almanların tutulduğu esir kamplarının bazılarında Türk esirleri de var. Bunların tamamına bakarsanız 15 bine yakın Türk esiri Hindistan'da kamplarda tutulmuştur. Hindistan'ın Rajasthan eyaletine bağlı Udaipur şehri yakınlarındaki Sumerpur kasabası esirlerin tutulduğu bölgelerden biriydi. Haziran 1915'te açılan Sumerpur kampında Mezopotamyalı Arapların çoğunlukta olduğu Osmanlı savaş esirleri bulunuyordu. Esirlerin çoğu Irak'taki savaştan yorgun ve zayıf bir durumda gelmişti. 1917 yılında kampı ziyaret eden Kızılaç heyetinin raporuna göre 1915 ve 1916 yıllarında Sümerpur'da 60 savaş esiri hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ancak savaşın ilerleyen yıllarında bu sayı daha da arttı. Sümerpur kasabasındaki şehitlikte bugün 149 askerin mezarı bulunuyor. Hindistan'da Türk esirlerin tutulduğu bir diğer kampta Bangalore'a 300 kilometre mesafedeki Bellary'ydi. Kamp 26 Kasım 1916'da Irak cephesinden 65 esir subayın getirilmesiyle açılmıştı. British had built a huge jail there. Concentration camp type with very large forts, khila as they used to call, and they held many prisoners in those jails and concentration camps for many years. They used to bring prisoners from different parts of India, southern India particularly, and in one such camp they also brought Turkish prisoners, and they were kept we still have evidence of their graves in Bellary, which is in southern state of Karnataka. Esirler arasında savaşın başlarında Kurna Muharebesi'nde esir düşenler vardı. Ancak savaş boyunca sevkiyat devam edecek ve kamptaki esir sayısı 5000'e ulaşacaktı. Bellary'de esirlerin kaldığı binalar taş ve briketten inşa edilmişti. Erlere tahsis edilen bölümler 50 kişilikti. Kampta bulunan Türk subayların kampın içinde serbestçe gezinmelerine ve zaman zaman da şehre çıkıp dolaşmalarına izin veriliyordu. Ancak erlerin yerel halkla temasları yasaktı. In Bellary, the people could not interact with the Turkish prisoners. In guards and jailers and other officials who were manning these prisons because of the language differences, cultural and other differences. But people came to know that prisoners from the Ottoman Empire war, they have been brought here and kept, and there was much sympathy expressed because this made an impact on the freedom fighters in India. Esirlerin en fazla şikayeti haberleşme konusundaydı. Birçoğu ailelerinden haber alamıyordu. Bununla birlikte esirler, içinde bulundukları iklimi de çekilmez buluyordu. Ya sıcaktan şikayet ediliyordu, ya nemden, ya yağmurdan. Anadolu'dan çok farklı kültür ve coğrafyadaki Hindistan'da günler geçmek bilmiyordu. Hindistan'da savaş esirlerinin o yıllardaki durumunu tahayyül etmek bile korkunç olsa gerek. Çünkü hakikaten zaten toplum normal şartlarda kendi dinamikleriyle ayakta durmaya çalışan bir toplum değil. Sefaletin, fakirliğin, zor hayat şartlarının ve iklim şartlarının hüküm bulunduğu coğrafyada o şartlara alışkın olmayan insanların oralarda barınmaları, ayakta durmaları çok zor olsa gerek. Ve öyle de olmuş zaten. 1916 yılı sonuyla 1920 yılı başına kadar olan dönemde
yüzlerce Türk savaş esiri Bellary'deki kampta hayatını kaybetti. Ölen askerler kampın kuzeybatısında tel örgülerle çevrilmiş bölgeye gömülüyordu. Bellary'de hayatını kaybeden Türk esirlerin toprağa verildiği şehitlik, askeri bir havaalanının hemen yanı başında bulunuyor. Bellary'deki Müslüman cemaatinin önde gelen isimlerinden 105 yaşındaki Şeyh Hacı Adem, o günlerden bugünlere hayatta kalan tek tanık. Hindistan'a getirilen Türk esirlerden 600 kadarının Bellary'deki şehitliğe gömüldüğü biliniyor. Ancak havaalanını genişletme çalışmaları sırasında mezarların neredeyse tamamı tahrip edilmiş. ...1997 yılında resmen açılan Bellary Şehitliği'nde şu an sadece iki mezar ve bir de anıt bulunuyor. İngilizlerin Irak cephesinden aldıkları esirleri götürdükleri bir başka bölge, eski adıyla Birmanya veya Burma, şimdiki adıyla Myanmar'dı. Güneydoğu Asya'da Bengal Körfezi ile Andaman Denizi'ne kıyısı olan Burma, Budizm'in en önemli merkezlerinden biriydi. Basra Limanı'ndan Karaçi'ye götürülen esirler, Karaçi'den itibaren yolculuklarına trenle devam ediyor ve konvoylar halinde Kalküte'ye ulaşıyordu. Kalküte'den tekrar gemilere bindirilen esirler, Burma'nın başkenti Yangon'a götürülüyor, teknelerle Irrawaddy Nehri kıyısına kurulan kamplara taşınıyordu. Burma'da nehir boyunca teknelerle yapılan yolculuk sırasında Türk esirleri en çok tropikal iklimin bunaltıcı sıcağı etkiliyordu. Günler süren yolculuk, Thayet ve Meiktila gibi esir kamplarında son buluyordu. Bugünkü şartlarda başkent Yangon'dan otobüs yolculuğu yaklaşık 10-12 saat kadar sürüyor. Fakat tabii ki yol şartları bizimki gibi değil. Şartlar oldukça kötü. Ama o dönemlerde yol şartlarının kötülüğünden dolayı deniz ve nehir yolunu kullanmak oldukça ciddi bir avantaj. Nehir yoluyla getiriliyorlar ve bu kamplara yerleştiriyorlar. İki büyük kamp vardır. Bunlardan biri Thayet Mio dediğimiz Thayet kampıdır. Bir diğeri de Meiktila kampıdır. Bu iki kamptan daha çok Kızılay'ın raporları kanalıyla haberdar olduk. Ayrıca Kızılay'da bu iki kampta tutulan esirlerin listesinin tamamı var Kızılay arşivinde. 5000 birinde, 4000 birinde esirimiz vardır toplu oldukları dönemlerde. Bu rakamların da çok sık değiştiğini söylememiz lazım. Yani sabit kalmamıştır bu rakamlar. Diğer kamplardaki esirlerle değiştirilmişlerdir. Thayet Mio, Irrawaddy Nehri'nin kıyısına kurulmuş büyük bir kamptı. Kasabada daha önce İngiliz askerlerinin kaldığı binalar esir kampı haline getirilmişti. Kamp birbirine bitişik dört kısımdan oluşuyordu. Kampın açılışıyla birlikte bir de hastane kurulmuştu. Ve burada 7 Türk doktoru görev yapıyordu. Esir olarak gitmiş doktorlarımız var, binbaşı doktorlarımız var. Esir kampında sürekli olarak eğitimler düzenleniyor. Sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor.
Bu arada o dönemki Amerikan Büyükelçisi'nin esir kamplarını ziyaret ettiği ve bununla ilgili bir rapor düzenlediğini biliyoruz. Bununla ilgili kayıtlar Kızılay'ın arşivlerinde var. Thayet kampında ishal ve yaralanmalardan sonra en önemli hastalık sinirsel rahatsızlıklardı. Uzun süre esir kamplarında kalanlarda görülen ve tel örgü hastalığı adı verilen psikolojik rahatsızlık Türk esirleri de etkilemişti. 1921 yılına kadar açık kalan Thayet kampında bazı esirler uzun yıllar süren esaret hayatına dayanamamış ve kampta hayatını kaybetmişti. Revir kayıt defteri çok net olarak tutulmuş ve daha sonra Kızılay tarafından yurdumuza getirilmişler. Tabii ki tropik şartlar, tropik iklim, başta ısıtma olmak üzere bir takım tropikal hastalıklar ve en önemlisi de bir vatan hasreti, yani sıla özlemi ve geriye dönüşlerinin imkansız olması. Yaşadıkları o sıkıntıların arttıran unsurlar ve tabii çoğu o dönemde esir kamplarında ölmüşler. Çalışmak istemeyenler, çalışmayı esaret altında çalışmayı reddedenler direkt olarak öldürülmüşler. Türk savaş esirlerinin Burma'da tutuldukları kamplardan biri de Meiktila'daydı. 1917 yılının Nisan ayı başlarında açılan esir kampı, Mandalay şehrinin güneyindeki Meiktila Gölü'nün kenarında kurulmuştu. ...1921 yılına kadar açık kalan Meiktila kampı, 4 yıl boyunca 10 bine yakın Türk esirine ev sahipliği yaptı. Tayetmiyo'da olduğu gibi Meiktila kampındaki esirleri de en çok zorlayan şey Anadolu'dan çok farklı olan iklimdi. Sıcaklık dayanılmazdı ve muson mevsiminde bölge çok yağmur alıyordu. Kampta sıtma hastalığı yaygındı. Anadolu topraklarında karşılaştığımız iklimden tamamen farklı bir coğrafya. Bir defa yaz dönemleri ciddi muson dönemi, yağışın ciddi boyutta olduğu. Normal kış döneminde de yani bizim ilkbahar sonu yaz başlangıcı gibi bir iklimi yaşadıkları bir yer. Tabii o dönemlerde tropikal hastalıklar, özellikle sıtma çok ciddi bir sorundu. Çok ciddi bir sorundu. Yiyecekler tabii ki ciddi bir sorundu. Anadolu topraklarında yetişen ürünlerden sadece mısır ve pirinci bulabiliyorsunuz. Yani onun dışında tamamen farklı şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla şartların ve özellikle esir olarak da yaşadığınız zaman şartların çok zor olduğunu biliyoruz. İklim koşullarına uyum sağlayamayan binden fazla Türk savaş esiri Meiktila'daki kampta hayatını kaybetti ve kamp yakınlarındaki bir bölgeye defnedildi. Burma'daki kamplarda ölen Türk askerleri için hem Thayet Miyo'da hem de Meiktila'da şehitlik oluşturuldu. Esaretten dönen iki askerin çizdiği, kamp yerlerini ve ölen askerlerin defnedildikleri yerleri gösteren krokiler, Genelkurmay Başkanlığı arşivinde bulunuyor. Thayet Miyo'da hayatını kaybeden esirlerin mezarları bugün hala duruyor. Ancak mezarlığın bulunduğu bölgede köylüler fasulye yetiştiriyor. Thayet Miyo'da ölen Türk askerleri için dikilen anıtın üzerindeki yazı da silinmeye yüz tutmuş. Meiktila'da bulunan şehitliğin hali ise içler acısı. Gölün hemen kenarında bulunan şehitlikteki mezar taşlarının hepsi tahrip edilmiş. Burmalı askerler İngiliz savaş esirleri diyerek yanlışlıkla, belki de tabii ki kasıt da olabilir, bizim esirlerimizin mezar taşlarının hepsini kırıyor. Fakat bu mezar taşlarından bazıları, benim saydığıma göre 192 tanesi, hemen o Meiktila'daki şehitliğin yakınındaki bir caminin avlusunda şu an hala muhafaza edilmekte. 60 senedir orada duruyor. Meiktila'daki cami imamının sahip çıkarak korumaya çalıştığı mezar taşları zamana direnemiyor. Avlunun bir kenarına gelişi güzel istif edilmiş mezar taşlarının bir bölümü maalesef parçalanmış.
Türk savaş esirlerinin Burma topraklarında bıraktıkları en büyük miras, Maimio veya Pyin Lwin olarak bilinen bölgede bulunuyor. Mandalay yakınlarında bir tepede bulunan Pyin Lwin, İngilizlerin sıcak iklimden kaçmak için kullandıkları bir yermiş. Bu bölgedeki İngiliz komutanı Albay May'in en büyük hayallerinden biri de botanik bahçesi kurmakmış. İngilizlerin meşhur bir savaş mimarıdır, Kıvayi Köprüsü. Aynı Kıvayi Köprüsü'ndeki İngiliz esirlerinin Japonlar tarafından çalıştırılması gibi İngilizler tarafından çalıştırılıyor. Onlar orada bir suni göl inşa ediyorlar. Hatta şu anda hala ayakta olan Cuma Camii diye geçen bir cami, bizim Türk askerlerimizin o dönemde ibadet için gittikleri bir camidir. Botanik bahçeleri bugün hala kullanıma açık ve Burma'nın en büyük festivallerinden bir tanesi de o botanik bahçelerinde düzenleniyor. Savaş esirlerinin botanik bahçesi çevresinde bağlandığı taşlardan bazıları günümüzde hala varlığını koruyor. Ancak ne yazık ki botanik bahçesi inşaatında Türk esirlerin çalıştırıldığına dair herhangi bir levha dahi bulunmuyor. Süveyş Kanalı 1. Dünya Savaşı'nda Alman Başkomutanlığı'nın önemli hedeflerinden biriydi ve Türk birliklerinin kanala taarruz etmesi emredilmişti. Balkan Savaşı yorgunu, silah ve donanım bakımından çok eksikleri bulunan Osmanlı ordusunun böyle bir harekata girişmesi, bile bile yenilgiyi kabul etmesi demekti. Gazze bir üst seviye hattından harekete geçen Cemal Paşa komutasındaki 4. Osmanlı ordusu, büyük güçlüklerle Sina Çölü'nü aşarak 1. Kanal Harekatı'nı başlattı. Ancak 1915 Şubat'ının ilk günlerinde düzenlenen harekat hüsranla sonuçlandı. Kanalı geçebilen az sayıda askerden 200'e yakını şehit oldu, 700'den fazlası İngilizlere esir düştü. Osmanlı ordusu 1916 yılının Temmuz-Ağustos aylarında kanala bir kez daha sefer düzenledi. Ancak ilkinde olduğu gibi ağır bir yenilgiye uğrayan Türk birlikleri El Arish'e çekilmek zorunda kaldı. Bu iki başarısız harekattan sonra genel taarruz başlatan ve Arapların da desteğini alan İngilizler Filistin topraklarına doğru ilerledi. 22 Aralık 1916'da El Arish, 8 Aralık 1917'de Kudüs düştü. Türk ordusu, 2. Kanal Seferi ve sonrasında Suriye-Filistin cephesinde gerçekleşen muharebelerde 90 binden fazla askerini İngilizlere esir verdi. Bu esirlerin büyük bölümü Mısır'da kurulan esir kamplarına götürüldü. Bunların bir kısmı yürüyerek gidiyor aslında veya kanal civarında esir olmuşlarsa aslında bu çok da uzak değil. Yürümeleri. Fakat tabii çölden gittikleri için hayat zor. Aynı zamanda İngilizler epeyce de demir yolları trenle götürüyorlar askerleri. Böyle bir konuda birkaç bir resim vardır aslında. Hemen hemen Rusya'daki vagonlara benzer, bazen üstü açık vagonlarla Mısır'da yavaş yavaş yapılan esir kamplarına götürülmeye başlanıyorlar. Esirler savaşın ilk dönemlerinde derme çatma tel örgülerle çevrilmiş çadırlardan ibaret olan kamplarda tutuldular. Fakat İngilizler esir sayısı yükseldikçe büyük kamplar inşa etmişti. Çeşitli cephelerde esir düşen Türk askerleri önceleri Kahire'nin güneyinde Nil Nehri kıyısındaki Maadi kampına getiriliyor, sonra da Mısır'daki öteki kamplara gönderiliyorlardı.
Kahire çevresinde Maadi'nin yanı sıra Abbasiye, Bilbeis, Kasr el-Nil kampları bulunuyordu. İskenderiye'de ise Seyd-i Beşir, Ras el-Tin ve Heliopolis bölgesinde de kamplar kurulmuştu. İskenderiye şehri civarında veya Kahire yakınlarındaki kamplar genellikle en meşhurlarından birisi, yani Osmanlı deyimiyle Seyd-i Beşer veya Arapça Sidi Beşer kampıdır. Bu kamplar genellikle 20 bin civarında, 30 bin civarında, bazıları 40 bin civarında olan kamplar. Bazen tek kamp olmuyor, 2-3 kamp yan yana oluyor. A kampı, B kampı, C kampı gibi. Osmanlılar genellikle bu kamplarda diğer milletlerden ayrılıyorlar. İngilizler ayırıyor. Hani Almanlarla Türkleri veya Osmanlıları genelde aynı kampa koymuyorlar. Esirler kamplara gelir gelmez geniş bir avluya alınıyor, üniformalara çıkartıldıktan sonra dezenfekte ediliyordu. Her birine iki takım çamaşır verilen esirler, kaldıkları barakalarda hasır yataklarda uyuyor, barakalar arasındaki boş alanlarda belirli saatlerde gezmelerine izin veriliyordu. Savaş esirlerine günde 3 öğün yemek veriliyordu. Yiyecekler her sabah özel olarak ayrılmış bir barakaya getiriliyor, her bölüm buradan istihkakını alıyordu. Esirlerin 15 günde bir mektup yazma hakkı vardı ve bu mektuplar sansürden geçmeden gönderilmiyordu. Çoğuna ya hiç mektup gelmiyor veya çok az geliyordu. Mısır'daki kamplarda uzun yıllar kalan Türk esirler günlerini sosyal ve kültürel faaliyetlerle geçiriyordu. Okuma yazma ve dil kursları açıyorlar, gazete çıkarıyorlardı. Bu gazeteler bazen bir sayfa, bazen iki sayfa, bazen aslında birkaç tanesi sadece İngilizce olarak çıkan haberleri Türkçe'ye, Osmanlıca'ya çeviriyor. Fakat bunun yanı sıra ayrıca kültürel konulara değinen gazeteler çıkmaya başlıyor. Bazı gazetelerin isimlerini söyleyebilirim mesela. Türk Varlığı gazetesi. Bunun dışında Tan var, Işık var, Kafes var, Esaret var. Kamplarda milli günler ve dini bayramlar hep birlikte coşkuyla kutlanıyordu. Ayrıca bazı esirler mandolin, ud ve tambur gibi müzik aletleri yapmış, müziki cemiyeti kurmuşlardı. Kamplarda zaman geçirmek için spor faaliyetleri de yaygındı. Esirlerin başlıca eğlencesi güreşti. Başlangıçta pek ilgi görmese de, zaman içinde İngilizlerden örnek alarak oynanmaya başlanan futbolda oyalanmak için yapılan sporlar arasına katılmıştı. Mısır'daki kamplarda Türk savaş esirleri arasında dizanteri, verem, sıtma gibi birçok hastalık yaygındı. Ancak bu hastalıklardan birisi çok sayıda esirin hayatına mal oldu. Diğer esir kamplarında pek görülmeyen bu hastalığın adı pellagra'ydı. Eskilerin deri sertliği dediği bu hastalık B3 vitamini eksikliğinden kaynaklanıyordu. Bu hastalık aslında toplam rakam olarak 4000 civarında Osmanlı esirini öldürüyor. Fakat aslında bu hastalık da öldürmüyor. Pellagra hastalığı insanın vücudunu çok kuvvetsiz duruma düşürdüğünden diğer hastalıklar öldürüyor askerleri. Bu hastalıkların bazıları belki askerlerin vücudunda kendiliğinden olan hastalıklar. Pellagra olan bir asker mesela diyelim, vücudu o kadar kilo kaybettiği zaman dizanteriye kurban olarak gidiyor. Tüberküloza kurban olarak gidiyor. Diğer diyelim bağırsak hastalıklarına kurban olarak gidiyor. Öldükleri zaman bu askerlerin aslında durumları çok feci bir durumda tabii. Kilo kaybetme oranı neredeyse %40-%50 civarında oluyor. Öldükleri zaman ölen askerlerin sonradan çekilmiş fotoğrafları gösteriyor. Yani bir yerde halk arasında bir deri bir kemik tabirinin, yani eğer buraya uygulanmazsa başka hiçbir yere uygulanamayacak bir şekilde doğru olduğu gözüküyor. Kamplarda bulunan gerek İngiliz gerekse Türk doktorlar, pellagra hastalığının teşhis ve tedavisinde çok zorlandılar.
Mısır'daki Osmanlı esirleri arasında görülen hastalıklardan biri de trahom denilen bir göz hastalığıydı. Çok bulaşıcı bir hastalık olan trahom, kamplardaki askerler arasında hızla yayıldı. Yüzlerce esir kör olarak memleketlerine döndü. Trahom hastalığı sonucu gözlerini kaybeden askerler meselesi, savaştan sonraki yıllarda da çok tartışma yarattı. Ve bu konuda çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu konu ilk önce 1921-22 civarında Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara yol açıyor. Bir iki milletvekili o zaman, aslında bunu söyleyen iki milletvekili de Edirne mebusları. Ve bu iki Edirne mebusu da aslında Malta'da esir olarak gitmiş Osmanlı mebuslarından. İki kişi Ankara'da esirlerin kasten kör edildiklerinden bahsediyorlar. İngilizlerin doktorlarının onları kör ettiklerini, gözlerini çıkardıklarından bahsediyorlar. Fakat Osmanlı doktorların, Türk doktorlarının dediklerine göre bu epeyce kesin bir olay yani. Askerlerin kör olmasının tek ve tek nedeni var. Trahom. Başka bir nedeni yok. Mısır'daki kamplarda esaret hayatı geçiren 100 binden fazla Türk esirinden bir bölümü bir daha ailelerine kavuşamadı. İngiliz kaynaklarına göre esirlerden 10 bini savaşta aldıkları yaralar veya kampta geçirdikleri hastalıklar sonucu hayatını kaybetti. Mısır'daki esir kamplarında hayatlarını kaybeden esir Türkler için Kahire ve İskenderiye'de inşa edilmiş iki şehitlik var. Bu iki şehitlikte toplam 5000 asker yatıyor. Esarette ölen diğer askerlerin mezarlarını ise bugün maalesef bilmiyoruz. ...1914 yılı sonunda Sarıkamış, 1915 yılının hemen başında Kanal Harekatı bozgunlarını yaşayan Türk ordusunu Mart ayında bir başka sürpriz bekliyordu. Müttefiklerin yeni hedefi payitahta giden yol Çanakkale'ydi. Müttefikler Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı başlar başlamaz sıkadan cephe hattını yarmak ve yeni bir cephe açmak, Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakarak Rusya ile bağlantı sağlamak amacıyla Çanakkale Seferi operasyonunu uygulamaya koydular. Buna göre Büyük Müttefik donanması Boğaz'ı zorlayacak ve Boğaz'ı geçerek İstanbul'a hakim olacak ve Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bıraktıktan sonra Almanlar Avrupa'da tabiri caizse Ruslarla İngilizler arasında sıkışacaklardı. The Allied forces came to fight here in Çanakkale, but it was a very long process. It was 6 months and more after the war started. But they came here for the strategic reason of trying to open up the Dardanelles, the Boers, over across here. They needed to get access to their Russian ally, get to the Black Sea, to provide food, to provide ammunition and supplies for them fighting against Turkey, fighting against the Germans on the Eastern Front. İngiliz-Fransız Birleşik Donanması, Şubat ayında Boğaz girişindeki istihkamların bombalanmasının ardından genel saldırıyı 18 Mart 1915 sabahı başlattı. Müttefik donanmasının saldırısı, Çanakkale Boğazı'nın girişine döşenen mayınlar ve Türk topçusunun insanüstü gayreti sayesinde başarısızlıkla sonuçlandı. Çanakkale Boğazı'nı geçebilmek için Boğazı çevreleyen hakim tepeleri ele geçirmenin önemini anlayan müttefikler, yaklaşık bir ay sonra büyük bir kara harekatı başlattı. This was a side show. It was not the main front for the Allied forces, for the French and for the British at least, because their main effort was always on the Western Front. This is what we would call a side show, a minor operation. But it was only ever supposed to be a minor operation, but it grew out of control as the Allied forces failed in their first attempt to pass through the Boers using ships alone, then having to bring troops from around the region, around the world, Australians, New Zealanders,
Indian, British, French, French colonial forces from Africa, Senegalese, all of them were brought here to try and force a landing here. 25 Nisan sabahı başlayan Gelibolu çıkarma harekatının amacı, güneyde Alçıtepe'yi, kuzeyde ise Arıburnu sırtlarını ve Conk Bayırı'nı ele geçirmekti. Böylece Boğaz'daki Türk tabya ve bataryaları etkisiz hale getirilecek ve Boğaz donanmaya açılacaktı. Fakat müttefiklerin bu planı da Türk birliklerince bertaraf edildi. Burada kendi toprağında savaşıyordu Türkler ve İstanbul'un düşme ihtimali Çanakkale geçildikten sonra herkesin zihninde artık bu işin biteceği ve Türkiye'nin tamamen savaş dışı kalacağı, bütün geride bırakılan ailelerin, bütün çolukların, çocukların kaderinin belirsizleşeceği gerçeği, burada savaşan insanları da çok daha farklı bir psikolojide, çok daha farklı bir moral, güçle savaşmalarına yol açtı. Türk birlikleri 8,5 ay süren Çanakkale Kara Muharebeleri boyunca 2000'i Fransızlara, 8000'i İngiliz ve Anzaklara olmak üzere toplam 10.000 askerini esir verdi. İki taraftan da yaklaşık 1 milyon insan bu coğrafyada savaştı. 1 milyon insan geçti yani bu coğrafyadan. Ve son derece birbirine yakın mevzilerde ve son derece sıkışık düzende, omuz omuza yapılan bu savaşta ister istemez zayiatlar da çok yükseldi. Çanakkale'de esir düşmek pek kolay değildi ama ölmek çok daha kolaydı. Öyle diyebiliriz. Esir düşenlerin büyük çoğunluğu da iki tarafta da çeşitli küçük mevzi muharebeleri sırasında yaralananlar ve arkadaşları tarafından o kıyamette geri taşınamayanlardan oluştu. Çanakkale Savaşı sırasında İngiliz ve Anzak birliklerine esir düşen Türk askerleri bir müddet bölgede tutuluyor, daha sonra gemilerle esir kamplarına gönderiliyordu. For the Turks, perhaps the journey was a little bit easier. Those men who were captured here, if they were unwounded, they were held in a prison cage, a large barbed wire area down here, right below us. For a few days, sometimes they had to work here, digging trenches in the rear areas, unloading ships. But then they were sent first off into the islands behind us, and then usually to Egypt, where they were put into prisoner of war camps. Those men who were wounded were first treated by doctors, medical staff here, and then sent to hospitals, often straight on the islands or put on hospital ships, the same ships that were used to carry the wounded Australians and New Zealanders back to Egypt. Çanakkale Savaşı'nda esir düşen Türk askerlerini taşıyan gemilerin yanaştığı limanlardan biri Kıbrıs'taydı. İngiltere, Kıbrıs Türklerini psikolojik baskı altına almak, Kıbrıs Adası'nın kendi hükümranlıkları altında bulunduğunu göstermek ve büyük bir güç olduğunu bir kere daha ispat etmek düşüncesiyle esirleri özellikle Kıbrıs Adası'na getirdi. 26-29 Ekim 1916 tarihlerinde ilk Türk esirleri adaya ayak bastı. Karaya çıktıkları yer, Shakespeare'in tragedyasına da konu olan Magosa'daki Otello burnuydu. İlk etapta 215 esirle başlıyor. Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen dönemde nispeten gevşemekle beraber bu kampta kalan esirlerin sayısı 10.000'e kadar çıktığı belirtilir. Ama kamp içerisinde fiili olarak kalan esirlerin sayısının 3.000 civarında olduğu tahmin ediliyor. İngilizler kampta kendi personelleri dahil fotoğraf çekilmesini yasaklamışlardı. Osmanlı'nın o dönemde bölgede oluşturduğu 4. Tayyare Bölüğü'nden pilot Üsteğmen Mithat Tuncer Bey ve ekibinin çektikleri hava fotoğrafları kampın yapısı hakkında fikir veriyor. Bazı Kıbrıslı Türkler etrafını gezerken kampın
açık buldukları bir yerden, fırsat buldukları bir yerden oradaki esirlere yiyecek bırakırlardı. Bazı malzeme bırakırlardı. Ama bu tabii çok sıkıntılı, çok denetimli bir ortamda olduğu için gayet de tehlikeliydi. Kamptaki gıda ve yaşam koşulları son derece sağlıksızdı. Sıtma hastalığı Kıbrıs'ta yaygındı. Bazı esirler bu hastalığın pençesine düşmüş ve kurtulamamıştı. Örneğin su mu içecekler? 2 varel su dolu. Üzerine baktığınızda kırmızıya kesmiş, yeşile kesmiş. Orada bir maşrapa, oradan su içecek. Şimdi bileceksiniz Akdeniz çevresi insanları malaria'ya karşı bağışıklıdır. Bir başka deyişle malaria tutulan ölmüyor. Ama Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelen insanlar malaria tutuldular mı hemen düşüp düşüp ölüyorlardı. Kıbrıs adasındaki esir kampında 200'den fazla Türk esiri hastalık nedeniyle veya firar ederken İngilizler tarafından vurulmaları sonucu hayatını kaybetti. Bugün bu askerler Magosa'daki şehitlikte yatıyor. Sadece 33 askerin mezarı tespit edilebildi. Geri kalanı ise meçhul asker mezarı olarak duruyor. Akdeniz'in ortasında Libya ile İtalya arasında bulunan Malta Adası, 1. Dünya Savaşı yıllarında İngiliz yönetimi altındaydı ve İngilizler Valletta Limanı'nın çevresinde esir kampları oluşturmuştu. The camps were Verdala Camp, Polverista Camp, St. Clement's Camp and also Salvatore Fortress. They were divided, as I said, by nationality, but also by class. The officers were on their own and the other ranks were in separate quarters. The Turkish soldiers were quite substantial. I do not know the exact number, but there was a large number of Turkish soldiers and sailors who were imprisoned in Malta. Malta Adası her ne kadar savaş sonrası siyasi sürgünlerle Osmanlı'nın gündemine gelse de, Türklerin Malta'daki esareti savaş yıllarında başlamıştı. 1917 yılında Mısır'daki kamplardan Malta'ya getirilen az sayıdaki Osmanlı esirinin arasında, teşkilatı mahsusa liderlerinden Kuşçubaşı Eşref Bey ve adamları da vardı. Bu grubun yanı sıra, adada 100'den fazla Osmanlı subayı, er, erbaş ve denizcisi de savaş yıllarında esaret altında tutulmuştu. İngilizler, Malta'ya getirdikleri Türk esirlerini daha çok Verdala kışlasına yerleştirmişti. We are now standing in Verdala Barracks. The fort is actually quite unique because it is a fortification, which is in itself a barracks, and we do not have a lot of this architecture in Malta, so it is in itself quite unique. This was basically a barracks that goes back to the times of the knights, and it was extensively used by the British forces as a barracks before the First World War. However, I believe that the most interesting aspect of this building is the fact that during the First World War, this was used by the British forces as a prisoner of war camp. And in this camp were housed over 3,000 prisoners. Verdala kampındaki günlük hayat oldukça düzenliydi. Günde 2 kere yoklama yapılan kampta tehdit, ağır ceza veya benzeri uygulamalar yoktu. Esirlerin başlıca şikayetleri çıkartılan yemeklerin kalitesiz olmasından kaynaklanıyordu. All in all, they were not badly treated, but they weren't happy with the condition there. They weren't happy because they had lost their freedom, because they knew that their country was at war and losing the war.
They were not happy because there was scarcity of food, and the food which was served was not at all good. There was overcrowding, and there was also a sense of inferiority. Malta'daki Türk esirlerin tutulduğu Verdala kışlasındaki binalar bugün hala varlığını koruyor ve yerleşim bölgesi olarak kullanılıyor. Malta adasında Türk izlerini taşıyan bir başka yerde 1565'teki Malta kuşatmasında hayatlarını kaybeden Levent ve Yeniçeriler için yapılan Marsa bölgesindeki şehitlik. 1. Dünya Savaşı yıllarında Malta'daki şehitliği ziyaret eden esirlerin şehitlik içerisinde esaret günleri anısına yaptıkları anıt günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk savaş esirlerinin tutulduğu bir başka Akdeniz adası da Korsika'ydı. Avrupa'nın güney kıyıları açığındaki Korsika adası, sıcak çatışmaları yaşamamış ancak savaşın yıkıcı etkisinden de kurtulamamıştı. 300 bine yaklaşan ada nüfusunun 40 binden fazlası silah altına alınıp cepheye gönderilmişti. Fransız hükümeti adadaki iş gücü açığını kapatmak için savaş esirlerini kullanmaya karar verdi. Korsika'ya gönderilen esirler arasında Çanakkale'de Fransızlara esir düşen Türk askerleri de vardı. Çanakkale cephesinden aldıkları 2000 civarındaki esiri Fransızlar önce Limni adasında oluşturdukları esir kampında tuttular. Ama burası daha çok kıştaydı, askeri kıştaydı. Kıştada bir müddet tuttular. Bu sırada da Korsika adasında kamplar oluşturdular. Adanın bir doğusunda, bir batısında iki büyük kamp oluşturdular. Depo diyorlar ona, merkez deposu. Esirlerimizi daha sonra Limni adasından alarak Korsika adasına götürdüler. Korsika adasındaki bu kamplarda tuttular. 1915 yılında Bastia limanında gemiden inen Türk esirler Korsika topraklarına ilk adımlarını atmıştı. Uzun yıllar sürecek esaret hayatı bu limanda başlamış, Türk esirler Bastia, Casabianca, Borgo ve Ortale'de kurulan kamplara yerleştirilmişti. Donc ici à Bastia, les officiers turcs sont enfermés dans le palais des gouverneurs qui est déjà en lui-même une place forte au sein de la citadelle. On en trouve également à Corte et les soldats prisonniers de guerre turcs sont eux dispatchés sur des chantiers au sud de Bastia et dans la grande propriété d'exploitation de Casabian. Bastia'daki kamp, kente hakim bir noktada konuşlanan kalenin içerisinde bulunuyordu. 1916 yılının Aralık ayında Korsika'daki kampları ziyaret eden Kızılaç heyetinin raporuna göre o tarihte bu kampta 20 subay, 23 er olmak üzere toplam 43 savaş esiri vardı. Kızılay arşivindeki listeye göre ise bu sayı 300'e yakındı. Mehmet Salih, Muharrem Ali, Osman Ahmet ve diğerleri. Bastia'da kalan bütün subaylar Türk ordusunun üniformasını giyiyordu. Kalenin alt ve üst kısmında subayların gezinti alanı olarak kullandıkları bir alan vardı. Bu tepeden şehir ve deniz görülüyordu. Alman ve Avusturyalı esirlerin aksine Türk subayların şehirde gezmelerine izin verilmiyordu. Les officiers prisonniers de guerre turcs ne sont pas soumis au travail, hein, comme les conventions internationales spécifient. Mais ils s'occupent bien évidemment, puisque par exemple ici, au palais des gouverneurs de Bastia, ils n'ont pas le droit de sortir, contrairement aux autres prisonniers de guerre d'autres nationalités. Donc ils sont contraints de vivre en permanence dans le bâtiment.
Donc ils s'occupent, ils ont de nombreuses occupations, bien sûr la prière et la lecture du Coran, mais ils s'adonnent aussi à de nombreux sports collectifs, et notamment la gymnastique et le football qu'ils pratiquaient dans le jardin même où nous sommes du palais des gouverneurs. Bastia Kalesi'nin duvarları bugün esaretin izlerini hala taşıyor. 100 yıl önce duvara kazınan Mustafa 1915 yazısı, dinmeyen vatan hasretinin ve esaretin tanığı. Kim bilir cepheye gönderilen binlerce Mustafa'dan hangisiydi bunu yazan? Bugün ondan bize kalan tek şey bu duvara kazıdığı ismiydi. Fransızlara esir düşen Türk erleri ise adanın daha iç kesimlerine götürülmüştü ve Borgo ile Ortalya'da kurulan şantiyelerde çalıştırılıyorlardı. Özellikle Bastia'ya daha yakın 15 kilometre, bazen 20-25 kilometre civarında Borgo ve Ortalya çalışma bölgeleri oluşturmuşlardır. Esirlerimizin bir kısmını bu depolardan alarak bu şantiyeler diyebileceğimiz çalışma bölgelerinde tutmuşlardır. Yani nispeten çalıştıkları için, çalıştırıldıkları için kaldıkları yerler, yiyecekleri rahattır. Borgo'daki çalışma kampı tren garının 7 kilometre batısında bulunuyordu. Borgo şantiyesindeki esirler köprü, yol ya da su kaynaklarının tesisinde çalıştırılıyordu. Günlük çalışma süresi yazın 10, kışın 9 saatti. Ortalya'daki çalışma kampı ise Biguglia Ovası'na hakim bir noktadaydı. Bastia'nın 15 kilometre güneyindeki bu kampta bir onbaşı ve 24 er bulunuyordu. Ve bu 25 kişilik grup Ortalya'ya Mayıs 1916'da getirilmişti. Korsika adasında Türk savaş esirlerinin bulunduğu bir diğer bölgede Casabianca kampıydı. Kampı denetleyen Kızılaç heyetinin raporuna göre burada 15'i çeşitli nedenlerle sakatlanmış 2 subay, 44 er bulunuyordu. Casabianca'da Türk esirlerin tutulduğu binalar yıkıntı halinde de olsa bugün hala varlığını koruyor. Kampın bulunduğu bölge günümüzde cezaevi olarak kullanılıyor. Türk esirlerin önemli bir bölümü 19 Mayıs 1916'da Korsika adasından alınarak Marseilles üzerinden Fransa içlerinde kurulan esir kamplarına dağıtıldılar. Fransa'nın güneybatısında İspanya hududuna yakın bir yerde bulunan Beziers kenti esirlerin konuşlandırıldığı başlıca bölgeydi. Bir kısmı Korsika'daydı ama önemli bir kısmı da, yani aşağı yukarı bu 900'ün üzerindedir resmi belgelere göre. Belgeye girmeyenler de dahil ederseniz 1000'in üzerindedir Güney Fransa'ya götürülüp de çalıştırılan Türk esirleri. İki büyük depo oluşturdular. Esirlerimizi önce bu depolara yerleştirdiler. Depo dediğimiz yani büyük esir kampı. Esirler burada kalıyor. Subaylar da var, askerler de var. Daha sonra Fransızlar nerede ihtiyaç duyarlarsa çalışma şantiyeleri oluşturdular ve bu çalışma şantiyelerine esirlerimizi gönderdiler. Beziye merkez deposu kente hakim bir noktada bulunan Marosan kışlasındaydı. Bugün müze olarak kullanılan bu bina savaş yıllarında Türk esirlere ev sahipliği yapıyordu. Beziye'deki kampı ziyaret eden Kızılaç heyetinin raporuna göre 5 Aralık 1916 tarihinde bu kampta 29 astsubay, 612 er, 3 sağlık görevlisi ve bir imam olmak üzere toplam 645 Türk esiri bulunuyordu. Fransızlar Beziye dışında ülkenin başka bölgelerine de Türk esirleri göndermişti. Bu esirlerden biri son bölgesinde tutulan
İzmir'in Tire ilçesi Kireli köyünden Çalık Hüseyin'di. Çalık Hüseyin a été mobilisé comme tous les jeunes hommes de son village pour être envoyé à Çanakkale combattre l'opération militaire déclenchée par les Français et les Anglais aux Dardanelles en 1915. Sur les lieux réels de ces combats, je ne sais pas grand-chose. Je sais simplement qu'il a été capturé aux alentours de juillet 1915. Donc, est-ce que c'était du côté asiatique, du côté européen, ça je n'en sais rien. Çalık Hüseyin, Fransa'daki esaret günlerinde evli ama eşinden ayrı yaşayan Bernadette adlı bir Fransız kadına tutulur. Ve bir de çocuğu olur. Çevresinin tepkisinden çekinen Bernadette, çocuğu resmen evli gözüktüğü kişinin nüfusuna kaydettirir. Ama ismine Hüseyin eklemeyi de ihmal etmez. Ve Fransa'da dört kuşaktan bu yana gelen Hüseyinlerin hikayesi böyle başlar. En 1919, donc mon arrière-grand-père est retourné en Turquie et il a visiblement décidé de tout quitter à Kireli pour revenir en France. Et donc une légende familiale raconte qu'il est arrivé le jour même de la naissance de mon grand-père. Alors est-ce une légende, est-ce la réalité? Ça, personnellement, je n'en sais pas grand-chose. Çalık Hüseyin 1920'li yıllarda çeşitli işlerde çalışmaya başlar. Seyyar satıcılık, demir yollarında ve tarlalarda işçilik yapar ve yokluklar içinde yaşamını sürdürmeye çalışır. Büyük dedesi Çalık Hüseyin'in hikayesini çok geç öğrenen ve bir tarihçi olan Bensan şimdi onun izini sürüyor. Je suis allé pour la première fois en Turquie avec comme unique indice la ville de Tire. Et ayant emmené mon père pour découvrir ses racines, ses origines à Tire, j'ai eu la surprise de découvrir qu'il n'était pas de Tire, mais le hasard m'a appris qu'il était d'un petit village à côté qui s'appelait Kireli. Et nous sommes rendus donc dans ce village de Kireli, où nous avons fait une rencontre qui a été pour nous bouleversante et décisive, puisqu'on a rencontré notre famille turque de Kireli, c'est-à-dire les descendants de la sœur de Çalık Hüseyin, nos petits cousins, en somme. Fransa'da bulunduğu ilk yıllarda vatandaşlık için bir girişimde bulunmayan Çalık Hüseyin, hayatının ilerleyen dönemlerinde bu başvuruyu yapmasına rağmen vatandaşlığını İkinci Dünya Savaşı'na kadar alamamış. Ömrünün son dönemlerinde Türkiye'ye dönmeye çalışan, vatan toprağında ölmek isteyen Çalık Hüseyin, bürokratik nedenlerle ve tıpkı bir yabancı gibi oturma izni almak zorunda kalmış. O dönem basında dirilen şehit başlığıyla haber olan Çalık Hüseyin, daha sonra Fransa'ya geri dönmüş ve 1955 yılında Fransa'da hayatını kaybetmiş. Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Türk şehitliğinde bine yakın askerin mezarı bulunuyor. Şimdi karlar altında yatan bu askerler, 1916 sonbaharında Rumenlere karşı savaşmak için bu topraklara gelmişti. Alman ve Avusturyalı müttefiklerine yardıma giden Türk kolordusu, Romanya cephesinde girdiği muharebelerde 600'den fazla askerini Rumenlere esir verdi. Bu esirler önce Jelamitsa bölgesine götürüldü, daha sonra Moldova'daki kamplara yürütüldü. Rumenler esir kampı için bir hazırlık yapmamışlardı. Yapmadıkları için de bizim 600'den biraz fazla olan esirimizi, 605-607 civarında,
Önce Jelamitsa diye bir bölgeye getiriyorlar. Bu bölge kamp olarak yapılmadığı için hiçbir şey yok. Yatacak yer yok. Üstü örtülü değil. Barınacak yer yok. Yiyecek yemek yok. Bayağı güç şartlarda bir müddet orada kalmışlardır. Daha sonra Moldavya'da esir kampları, biliyorsunuz Moldavya o dönemde Romanya'nın bir kısmı oluyor. O bölgeye götürülmüşlerdir. Götürülüşleri yürüyerektir, yürüterektir. Ve bu yürüyüş sırasında da yine esirlerimizin önemli bir kısmını hayatını kaybetmiştir. E prizonieri puterilor, trupelor puterilor centrale au împărtășit soarta populației românești aflate în Moldova pe teritoriul aflat sub guvernarea guvernului român. Au existat mai multe lagăre de prizonieri în teritoriul dintre Carpații Orientale și Prut. A fost o epidemie de tifos exantematic și zeci de mii de locuitori, inclusiv militari, au murit. Prin urmare, un număr de prizonieri au suferit și ei de aceste lipsuri pe care prin care statul român trecea. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk ordusunun Avrupa'da savaştığı bölgelerden biri de Makedonya topraklarıydı. İngiliz ve Fransız birlikleri 1915 yılının sonbaharında Selanik'e asker çıkarmıştı. Alman başkomutanlığının isteği üzerine Bulgarlara destek olmak üzere bir Türk piyade tümeni bölgeye gönderildi. Yılına kadar Makedonya cephesinde muharebelere katılan Türk birliklerinde İngilizlere esir düşenler oldu. Bu esirler Selanik yakınlarında eski adıyla Dudular, şimdiki adıyla Diyavata bölgesinde kurulan esir kampında tutuldu. Yunanistan topraklarında Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk esirlerin kaldığı bir diğer bölge Limna Adası'ydı. İngilizler ve Fransızlar esir aldıkları Türk askerlerini uzak diyarlara göndermeden önce geçici olarak Limna Adası'ndaki kamplarda tutuyordu. Bugün Limna Adası'nda bulunan mezarlıkta esaret günlerinde hayatını kaybeden 57 Türk askeri toplu olarak yatıyor. Limna Adası'nın bir başka önemi ise İtilaf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında ateşkes anlaşmasının bu adada bulunan Mondros Limanı'nda imzalanmasıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'na kadar geçen 4 yılda 200 binden fazla Türk askeri gittikleri cephelerde esir düştü. ...222 bin civarında toplam bir rakam ortaya çıkardım. Buna bakarsak aslında bu epeyce büyük bir rakam. Çünkü Birinci Dünya Savaşı zamanında hemen hemen 2 milyon 850 bin asker mobilize oluyor, yani seferberlikte. Bu demek ki her 11 kişiden birisi esir düşüyor. Birinci Dünya Savaşı'nda cepheye koşan, girdikleri muharebelerde hayatta kalan, esir düşen binlerce asker, farklı coğrafyalardaki esir kamplarına dağıtıldı. Bir kısmı bir daha vatanlarını göremedi. Dönebilenlerse hayal kırıklığına uğradı. Çok sayıda esirimizin gittikleri yerlerde, özellikle de Rusya'daki esirlerimizin hayatını kaybettiğini söylemeliyiz. Ama 180 bine yakın da dönmüştür. Bunu kayıtlardan görmek de mümkün. Dönenler için büyük sıkıntılar vardır. Bir kısmı
ailesini bulamamıştır döndükten sonra. Ama düşünün, 1915'te esir olan birisinin 1920'de döndüğünü, 21'de döndüğünü, 22'de döndüğünü düşünün. 1926'da dönem var. 1926'da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti esirlerin dönüşüyle ilgili bir kanun kabul ediyor. Demek ki dönmeyenler var. Günün birinde onlara ülkenize gidebilirsiniz deniyor. Ayakta kalanlar, hastalıklardan ya da zor şartlardan bir şekilde kurtulabilenler. Gittikleri zaman neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Çünkü ya gayip kabul edilmişler, ya öldü kabul edilmişler kendilerinden haber alınamadığı için. Bu süreçte esirlerin ciddi bir kısmının psikolojik travmaya uğradığını, ruhsal tedaviye muhtaç hale düştüklerini biliyoruz. Esaret bu topraklarda yok sayılmak demekti. Hem savaş sırasında hem de sonrasında vefasızlıktan en çok nasibini alanlar da onlardı. Uzun yıllar vatan hasreti çeken bu askerler, memleketlerine döndüklerinde unutuldular, kaderlerine terk edildiler. Büyük bölümü ise Osmanlı'da bıraktıkları savaşı Anadolu topraklarındaki Kurtuluş Savaşı'nda sürdürdü. Olamadım, estim rüzgar oldum.